Herkese merhaba. Vlogma hoş geldiniz. Sabah sabah şu an çok kötü gözüküyor olabilirim. O yüzden özür dilerim. Bu galiba 3. haftalık vlogum. Ve güzel gidiyor. Yani haftalık vlogları seviyorum. Çünkü eskisi kadar gezmiyorum artık. Bu yüzden haftalık vloglar çok daha iyi oluyor. Benim için de güzel oluyor. Çünkü vlog çekmeyi her zaman çok daha seviyorum diğer videolardan. Şimdi dershaneye gidiyorum. Normalde derse uzak gideceğim ama annemin evinden biraz daha uzak. O yüzden bugün erken çıkmam gerekti ve bugün dershanede saat 11'de sınav var. Bu hafta hiç ders yok. Artık bu hafta sınav haftası yaptılar. Herkes hangi konusu eksik falan onları görecek. O yüzden her gün 11'e sınav koydular. Sabah 11. Şimdi sınava gidiyorum yani kısacası. Dershanede ne yapacağız bilmiyorum. Sınavdan sonra herkes ya kalıp test çözecek. Ya da işte herkes eve falan gidecek. Herkes istediği kafasına göre ama biz büyük ihtimalle yani bütün genel olarak herkes kalıp test çözer diye düşünüyorum. Kolum kopacak o yüzden kapatıyorum kamerayı. Yolda yine çekerim. Görüşürüz. Az önce çektiğimde çok soğuk bir görüntü vardı. Onu ben düzelir diye düşündüm. Çünkü kamera ilk açıldığında hep öyle oluyor. Yani hep olmasa oluyor. Beyaz ayarını değiştirmişim yanlışlıkla. Şu anda normale döndüm. Cidden çok fark ediyorum. Az önce bir din maviydi yani herhalde. Böyle bir teknik hata yaşadık. Bu arada dolmuşla gidiyorum evet. Youtuberlar da dolmuş biliyorum. Ehliyetim var ama yine de hep dolmuş. Öyle yani. Babamın evinden yine yürüyebiliyorum dershaneye. Annemden dolmuş da. Böyle. Küçük gözüksem de vlogu açmak istedim. Özellikle burnum çok kötü gözüküyor. Bugünkü dersimizde burnumuzdaki siyah noktaları hunharca sıkmamayı öğrendik. Ben o kadar sıkmışım ki fark etmeden derimi soymuşum. Burası da aynı şekilde. Yoksa sivilce değil zaten. Sivilce olsa daha farklı dur, bildiğin yara. Yüzümde gerçekten şu an sıfır makyaj var ve videoya hiç böyle çıkacağımı tahmin etmezdim. Hani bir makyaj videosu olsa neyse ama şu an gerçekten çok kötü. Gittikçe kendime bakmamaya başladım. Artık her şey üstüme geliyor. Dershanede sınav olduk. Sınav TYT'ydi. Yarın YKS sınavı olacağız. Güzeldi yani. Çok aşırı iyi değildi. Tarihi yine kötü yapmışım. Gerçekten tarih çalışmam lazım. Sürekli bilgi soruyor hoca bilerek. Sınavda da bilgi çıkacak bence diyor hoca. O yüzden Yıldırım Hoca'ya buradan tekrar selam. O yüzden sürekli yanlış yapıp duruyorum yorum olmadığı için. Coğrafyayı severim. Bir tek tarih kısmı zorluyor falan. Coğrafyayı bugün full yaptım ama tarih kötü oldu. Matematikte zaten anca 20 yapıyorum falan 40 soruda. Bir TSE olarak yine iyi bence. Türkçe'de 35 yaptım bugün. İyi oldu. Türkçe benim silahım falan şu anda galiba ve edebiyat falan, coğrafya. Tarihi de halletsem süper olacak gerçekten. Şu an böyle. Şimdi edebiyat çalışacağım. Edebiyat şeylerini biliyordunuz zaten, şu notları. Bu notların devamında yaptım. Şimdi bir tane Karakök'ün edebiyat denemeleri var. Bana geçen sene kullanmayan bir arkadaşım vermişti. Bu edebiyat denemeleri, bir de küçük bir kitabı var. Bu nazım biçimleri, şekilleri falan için iyi bir kitap. Cumhuriyet dönemi için falan değil ama. Biraz genel yazmışlar. Bu kitaptan baka baka gideceğim. Nazım biçim şekilleri falan hep unuttuğum için. Yarınki sınava önceden bir şey olsun diye. Gün içinde çok fazla çalışamam dersende. Çünkü şu an bugün ağladım. Cidden neden bilmiyorum. Ya aslında neden var ama anlatamam ama ağladım. O yüzden bu kadar da kötü gözüküyor olabilirim. O yüzden de dersen yani gün içinde ağladığım için moralim bozuktu ve hiç verimli çalışmadım yani sıfır. Bu yüzden şimdi çalışacağım. Saat 12 falan şu an, gerçekten çok fazla uzattım. Yarın görüşürüz. Ben biraz çalışayım. Evet. Bu arada şuradaki benim kedim. O patyanım. Şöyle göstereyim. Pati. Ya. Öyle benim kedim. Matematik yapıyorsun. Bugün bir dakika, günün kaçı? Hemen söyleyelim. Bugün 3 Nisan Salı günü. Biz yine dershanedeyiz. Şaşırmasın. Bugün deneme nasıl geçti Yağmur? Bayağı bir zordu. Ya ben TSE olduğum için benim için çok iyiydi, kolaydı. Matematik zordu. Matematiğim bok gibiydi. Bulduk senin.
Oğlum bu soru 6. soru nasıl oldu? Bir dur ya. Saçın güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Evet, yorumlara yazın. Güzel olmuş bunlar. Ben de beğendim. Senin nasıldı Canber? Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Niye? Aa, tam tersiyiz ya, saçlarımıza bak. Bugün 4 Nisan. Çarşamba mı? Çarşamba. Çünkü ben Lavinia diye bir kafeye geldik. Ben ilk defa geldim ama Ümitköy'deki herkes biliyor burayı. Ne oldu? 35. 36 doğru yaptım ama 35 net oluyor. Türkçeden. Matematikten 18,5 yaptım. Sosyal 11. Çok kötü. Sosyal denizden çok kötü. 15 dakikada yaptım için. Yoksa normalde iyiyim yani biraz. Evet, bakalım Berfi kaç yapmış. Ben en kötü Türkçe notu mekletimi yaptım. 9 yanlışla sizlerleyim bugün. Merhaba. Çok tatlı be. Ya kedi. Nakın yanımdaki mi? Allah. Vlog çekerken öldü dersin. Herkes eve gidiyor. Aslında Buketto eve gitmiyor. Onlar da gitmiyor. Ben eve gidiyorum. Gülse beni sevmiyorum galiba. Ya. Tekrar merhaba. Şimdi ben evin oraya geldim. Ama dolmuşa gelmedim. Yürüyerek geldim. Çünkü herkes yürüyordu. Güzel oldu. Çünkü hepimiz aynı yana gidiyorduk. Ve buraya kadar yürümek aslında çok zor değil. Böyle 20-25 dakika falan sürüyor. Ama bayağı yürümeyi falan çok özlemişim. Hava düzelse de yürüsek diyordum. İyi oldu o yüzden. Herkese merhaba. Bugün 5 Nisan Perşembe. Değil mi? Perşembe. Bugün 5 Nisan Perşembe. Annemle Bahçeli'ye geldik. Alev de şu an burada kıyafet bakıyor bir yerlerde. Şu an onun yanına gidiyoruz. Haftanın her günü çalışan biri olarak annem beni ödüllendirdi, değil mi? Eve gidince de çalışacağım ama. Yani senin her günü müthiş çalışan biri olarak hatta. Gerçekten mi? Tabii. Bu çok şakayla karışık sarkastik gibiydi. Manidar. Dondurmacı açılmış anne. Mis gibi koktu valla. Sim. Sim olmasın. Her şey aslında. Evet, şey. Dün açamamıştım kamerayı çünkü dün çok akşam böyle yorgundum. Çok çalışamadım ama bu haftaki denemelerde hep iyi yaptım. O yüzden kendimle gurur duyuyorum. Türkçeleri özellikle ve coğrafyadan falan hep full yaptım. Bu yüzden sıkıntım yok. Ama tarihte gerçekten sıkıntım olduğunu fark ettim. Tarihe bu aralar çok çalışıyorum. Evde zaten gösteririm. Özetlerimi falan bitirdim Osmanlı'yla ilgili. Onları gösteririm. Şimdi coğrafya özetlerine başlayacağım. Çünkü coğrafyanın ikinci kısmı hep bu Türkiye'nin ekonomik şeyleri, hayvancık falan. Onlar hep çok sözel olduğu için yine özete ihtiyacım var. Evde onları yapacağım, gösteririm. Şimdi Alev'in yanına gidince yine kamerayı açarım. Alev'i özlemişsinizdir. Yaklaştık. Evet, geldik hatta şimdi. Birazdan görüşürüz. Herkese günaydın. Bugün 6 Nisan Cuma. Dün akşam bahçedeydik biliyorsunuz. En son orada kaldı vlog ama eve gelip çekmeyi unuttum. Çünkü çok yorulmuştum. Neden bilmiyorum, çekemedim. Bu geçen haftaki de o kadar içime sinmedi ama yine de seviyorsunuz diye atmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sonunda TYT tarihten full yaptım. Coğrafya bir yanlış. Merhaba. Her ne kadar berbat gözüksem de şu anda vlog çekmek zorundayım. Uf, harbiden çok kötü gözüküyorum. Belki görmüşsünüzdür. Şu an şu vlogu editliyorum. Bu haftalık vlogumu editliyorum. Bu vlogu beğendim. Ama çok diğeri daha güzel geldi. Çünkü çok ders içerikli olmadı bu. O hafta, yani geçen hafta aslında çok aşırı çalışmamışım mantıken. Yani şu an izlediğimde fark ettim. Birazcık tükenmişlik sendromuna girmişim harbiden. Başlık düşünüyorum videoma bu arada. Videoyu bu arada aşırı kısalttım. Çünkü gerçekten konuştuğum bütün süreleri koysam çok uzun olacaktı. Şu anda bu videoyu uzatıyorum ama bunu belirtmek istedim. Kestiğim yerlerden kendimi az önce izlemedim bile. Birçok yeri hiç izlemeden koydum. O yüzden, çünkü çok konuşmuşum. Yani aslında kamera benim için bir günlük gibi bir şey. Günlükte, yani sonradan izleyince mesela mutlu oluyorum. Böyle böyle yapmışım diyorum. Sadece kameraya konuşmak bile insanı mutlu ediyor çünkü. İçini döküyorsun böyle. Öyle yani. O yüzden aşırı fazla konuşuyorum kamerada.
Ama koyamadım ya. Yani. Üzgünüm, çok uzardı. Yani 40 dakika video olurdu herhalde. Umarım bu vlog da beğenmişsinizdir. Cumartesi günleri çok çekemiyorum. Benim için yoğun bir gün oluyor çünkü. Zaten hafta sonuna giriyor aslında. 5 gün yeterli oluyor bir video için. Çünkü çok uzuyor video ve kimse izlemez hani yarım saatlik videoyu diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir vlogumu. Bu 3. haftalık vlogumdu. Umarım kısa sürede editleyip sizlerle buluşturmuşumdur videoyu. Diğer hafta için haftalık vlog çekeceğimi düşünmüyorum. Telefonumda ne var gibi bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım çekebilirim. Hepinizi öpüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz.